Yani koronavirüse artık şey verdik biz. Hafta sonu izin, hafta içi çalışıyor. Yıllık izin isterse şaşmayacağız. Yani bence yasaklar yeterli değil. Malum gördüğümüz gibi herkes sokakta, sadece hafta sonu iki gün yasak olması bence yeterli değil. Sosyal mesafe, temizlik, maske. Bu düşünün sebebi yani gelen kısıtlamalar, engellemeler yani bir nebze de olsa bence işe yaradı. Abi benim işim olmasa hayatta çıkmam dışarıya. Vaka sayısı düştü. Milletin kendini çeke düzen vermesine düştü vaka sayısı. İnsanların dikkat etmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Genellikle bu paradan dolayı herkes daha dikkatli oluyor. Yasaklardır büyük ihtimalle, yoksa Kayseri halkı hep iç içe yani. İnsanlar biraz duyarlı olmaya başladı. Bence kesin ve daha kısa süreli çok daha sert yasaklamaların getirilmesi lazım diye düşünüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'deki vaka düşüş oranının %35 olduğunu açıkladı. Sizce bu düşüşün sebebi nedir? Dikkat etmektir. Temizlik, maske. Dikkat etmeyenler olduğu için biraz daha uzun sürüyor. Eğer herkes bizim gibi dikkat etse çabukça biter olmam inşallah. Yani ben açıkçası pek de düşüğünü düşünmüyorum ama yine de hani akşam saatlerindeki kapanmalar falan belki işe yarar diye umuyoruz. Ama sonuçta virüs akşamlara gidip gündüz geri gelmiyor yani. O şekilde düşünüyorum. Peki sizce yasaklar yeterli mi? Biraz daha fazla olması lazım bence. Yani tam yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bence bu azalmanın sebebi son zamanlardaki sokağa çıkma yasağı etkilemiştir. Tabii insanlar da biraz daha bu olayın ciddiyetinin bence biraz daha farkına vardılar diye tahmin ediyorum. Yani insanlar bilinçleniyor. Tabii ki bu biraz zaman alıyor ama bunların etki sağladığını düşünüyorum şahsen. Devletin almış olduğu kararlar da tabii ki en önde. Yani insanlarımız uyarsa verilen kararlara uymak zorundalar yani. Peki insanlarımız sizce yeteri kadar uyuyorlar mı kurallara? Uymuyorlar ama. Yeteri kadar uymuyorlar. Uysalar zaten daha düşük olur. Soruya cevap yok. Pek ilgilenmiyorum yani. Çalıştığım için askeriydi yani. Takip edemiyorum, kusura bakmayın. Mesafe, maske, biraz da havalardan olabilir ya, bilmiyorum. Ya insanların tabii böyle sosyal mesafeyi güzelce korusalar, herkes tedbirlere uysa, ondan sonra evinden mesela çıkma diyor, saat 9'dan sonra diyor, sabaha kadar yasak var, çıkma. Herkes tabii, önemli olan sağlığı biz kendimiz koruyacağız. Eğer herkes umursamazsa, herkes istediği gibi gezer tozarsa, gitgide çoğalır. Yani ölü sayısı da çoğalır, vaka da çoğalır ama dediğimiz gibi uyarsak tedbirlere hiçbir şey kalmaz. Vallahi bilmiyorum, herhalde herkesin evde oturması, bir yere çarşıya falan çıkmaması da muhtemelen başka bir şey olamaz. Kurallara dikkat etmektir. Dikkat edersen düşüyor demek ki, ama çoğu insan yine de dikkat etmiyor delikanlı. Etseler bayağı bir düşer, iyi de olur yani. Kurallara dikkat edersen hastalık da düşer, sıkıntı da biter. Ama kurallara uymak lazım. Maalesef, maalesef bunu her zaman dile getiriyorlar. Uyan vatandaşlar da olmuyor. Ekseri de ihtiyarlar. Gençler uyuyor ama ihtiyarlar uymuyor, delikanlı. Peki siz uyuyor musunuz bu kurallara? Ben uyarım bak. Ben 61 yaşında Allah'ın kuluyum. Bak her zaman. Olduğundan belli, hiç çıkartmadım çıkartmam da yani. Sigara yok. Kurallara uymak lazım ya. Yani herhalde boş. Her taraf boş şu anda. Dışarı çıkmıyorlar, o yüzdendir. Büyük ihtimalle. Maske falan da tabii önemli ama bu dezenfektanların artması gerekiyor bence. Her yerde olması lazım. Tamam, bu kadar. Peki sizce yasaklar yeterli mi? Yeterli. Hatta artarlı bile. Yani koronavirüse artık şey verdik biz. Hafta sonu izin, hafta içi çalışıyor. Yıllık izin isterse şaşmayacağız. Kayseri'deki insanların çok yasağa çıkması... Kurallarına fazla uyduğunu düşünmüyorum ama bu ölüm oranları artınca biraz korktular bence. Bu korku da onların biraz daha dikkatli davranmaları neden oldu diye düşünüyorum. Sizce yasaklar yeterli mi? Bence değil. Yani şu an ben kendim de dışarıdayım bir işim olduğu için ama herkesin işi oluyor zaman zaman ve dışarı çıkıyor. Bu da yani virüsün her türlü yayılmasına neden oluyor. Bence kesin ve daha kısa süreli çok daha sert yasaklamaların getirilmesi lazım diye düşünüyorum. Ya bu düşüşün sebebi ne olabilir? Belki bu hafta sonu gelen yasaklar olabilir. Onun haricinde insanların biraz daha duyarlı davranmasından dolayı olabilir. Başka da ne olabilir bilmiyorum yani. Belki de daha fazla artık dikkat ediyoruzdur. Bu sebepledir yani. Peki sizce yasaklar yeterli mi? Yani bence yasaklar yeterli değil. Malum gördüğümüz gibi herkes sokakta. Sadece hafta sonu iki gün yasak olması bence yeterli değil. Yani ama bir yandan da
hani hayatın devam etmesi gerekiyor. Hükümet olarak mecbur sadece hafta sonu yasak verebiliyorlar diye düşünüyorum yani. Onun dışında da malum her yer bayağı kalabalık. Çok mesafe falan yok yani. Sosyal mesafe, temizlik, maske. Bir de gereken nasıl diyeyim yani koruma yani. Peki siz yeterince korunuyor musunuz? Yeterince korunuyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Maskemizi takıyoruz. El temizliği, mesafeyi koruyoruz o şekilde. Yoksa şu anda yani virüsü bazı şeylere uğramış olabilir ama yapacak bir şey yok. Bu düşünün sebebi yani gelen kısıtlamalar, engellemeler yani bir nebze de olsa bence işe yaradı. İnşallah biraz daha devam eder. Bu virüsten, bu hastalıktan kurtuluruz abicim. Ha, yani serbest bıraktılar. Bıraktıklarında insanlar biraz daha duyarlı olsaydı yine bu düşüş yaşanırdı ama serbest kalır kalmaz düğünler, dernekler, ne bileyim lokantalar doluyor, taşıyor abi. Yapacak bir şey yok. Yani kimsenin umrunda olmuyor. Bu kısıtlamaya gelmesini istemiyorduk ama kısıtlama geldi, iyi oldu. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Peki sizce alınan kısıtlamalar yeterli mi? Alınan kısıtlamalar yeterli mi? İnsanlar uyarsa bence yeter de artar bile ya. Ama uyulursa kısıtlamaya yeter de artar bile. Valla sıkı yönetim. Herkesin evde durması daha güzel. Ha, benim işim olmasa hayatta çıkmam dışarıya. Ona yorumluyorum. Vaka sayısı düştü. Milletin kendini çeke düzen vermesiyle düştü vaka sayısı. Tamam mı ciğerim? Peki siz dikkat ediyor musunuz kendiniz? Tabii. En güzel dikkat ediyorum. Şeker hastasıyım. Her konuda dikkat ediyorum. Dikkat etmek zorundayım yani. Mecburum dikkat etmeye. Başka yapacağımız bir şey yok canım benim. İnsanların dikkat etmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Genellikle bu paradan dolayı herkes daha dikkatli oluyor. O yüzden düşünüyorum. Peki siz dikkat ediyor musunuz? Ediyorum tabii ki de. Yasaklardır büyük ihtimalle, yoksa Kayseri halkı hep iç içe yani. Peki siz dikkat ediyor musunuz? Yani aynen, evden hiç çıkmıyorum. Bugün de mecbur olduğum için çıktım. Son zamanlarda hani vaka sayılar gerçekten çok yüksekti. Ama artık insanlar biraz duyarlı olmaya başladı. Ölümler çoğaldı. Yani her zaman dediği gibi mesafe, ondan sonra hijyen ve maskemizi takmamız gerekli.